mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle bugünkü programımıza başlıyoruz sayın seyirciler. 31 Mart 2019 yerel seçim heyecanı yaşayan şehrimin adaylarıyla birlikte ben Müge Sümer yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz AK Parti Cumhur İttifakı Urla Belediye Başkan adayı Sayın Adıgüzel Demirel. Sayın Demirel hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce sizi kısaca seyircilerimize tanıtalım. Teşekkür ederim. Önce size Müge Hanım, Ege Türk ailesine bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk tekrardan. Ben 1974 Malatya doğumluyum. İlk orta öğretimi Malatya'da tamamladım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisas beyin cerrahisi. Daha önce Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı, Çeşme Devlet Hastanesi'nde başhekimlik, kurucu başhekimlik. Evet. 2014 yılında da, 2013 yılında geldim ama 2014 yılında da Yeni Devlet Hastanesi'ni kurucu başhekim olarak Urla'da göreve başladım. Urla Devlet Hastanesi. Evet. Urla Devlet Hastanesi'nin kurucu başhekim olarak göreve başladım. Evet. Ama tabii ben İzmir'de çalışırken de hep Urla'da oturdum. Yaklaşık olarak 15-20 senedir Urla'da oturuyoruz. Eşim önce orada hakimlik yapıyordu. O vesileyle orada bulunduk. Daha sonra o İzmir'e Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Ben oraya başhekim olarak geldik. 6 yıldır başhekimlik yaptım. Kasım ayında istifa edip belediye başkanı adayı oldum. Siyasi geçmişiniz nasıl başladı? Başhekimlik yapıyordum. Herhalde büyüklerimiz bizi başhekimlikte başarılı gördüler ki böyle bir görev verdiler. Benim için bir şereftir. Tabii ki bu süre içerisinde çok işler yaptık. Evet. Hem Çeşme Devlet Hastanesi'nde, hem Urla Devlet Hastanesi'nde, hem de Bozyaka Hastanesi'nde. Bozyaka Hastanesi'nin SSK'dan Sağlık Bakanlığı'na geçiş sürecini biz yaptık. O dönemde bizim başhekimimiz Yüksel Bey olsun, sağ olsun, beraber o geçiş sürecini yaşadık. Daha sonra Çeşme Devlet Hastanesi'ne gittim. Orası adeta bir sağlık ocağıydı. Orada bir yeni süper bir hastane yapıldı. Onu yaptıktan sonra Urla Devlet Hastanesi'ne geldim. Urla Devlet Hastanesi'ni faaliyete geçirdik. Ve Urla Devlet Hastanesi'nde Türkiye'de birçok ilke imza attık. Evet. Bunlardan iki tanesi özellikle çok önemli. Birincisi Türkiye'de ilk 100 üzerinde 100.05 kalite puanıyla Türkiye birincisi olduk. Hatta geçen gün yine 100 puan aldık kalite değerlendirmesinde. İlk İzmir'de ilk, Türkiye'de 5. anne dostu hastane olduk. Evet. Bebek dostu hastane olduk. Türkiye'de ilk yaş alma okulunu açtık. İlk yaşlı dostu hastane projemizi gerçekleştirmek için bakanlığa müracaat ettik. Yani birçok ilke imza attık ve hastane şu anda Urla Devlet Hastanesi olarak görülse de İzmir'in her yerinde, hatta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tercih ediliyoruz. Aslında hastane adına yaptırdıklarınız size siyasi bir kariyerde beraberinde getirdi. Bir bürokratın bir konu bir yerde başarılı olması büyükler herhalde bizi fark etti. Böyle bir görevi verdiler bize. Kendilerine de teşekkür ederim. Hakikaten benim için bir şereftir. Evet. Şimdi Adıgüzel Başkanımızın ismiyle münhasır projelerine tek tek değineceğiz. Evet. Yaklaşık 20 yıldır Urla'da yaşadığınız için Urla'nın hemen hemen her problemine hakimsiniz. Evet. Sizce Urla'nın en önemli problemleri nedir? Adıgüzel projeleriniz nedir? Şimdi şunu öncelikle söyleyelim. Urla, geldiniz mi bilmiyorum, mutlaka gelmişsinizdir. Evet. Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehri. Şimdi biz tabii gezme amaçlı geliyoruz Sayın Demirel. O yüzden de biz güzelliklerini görüyoruz Urla'nın. Güzelliklerini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir yer. Evet. Biz kongreler vesilesiyle Türkiye'nin her yerine hemen hemen gittik. Onu boş ver, dünyanın da çeşitli ülkelerini gördük. Evet. Ama hiçbir yer Urla kadar güzel değil. Ama maalesef Urla'da yerelde çok fazla bir şey yapılmadığı için hep geride kaldı. Aslında Urla dünyada marka olacak bir şehir. Ve gerçekten benim projelerim arasında da Urla markasını tescil ettirmek. Şimdi fazla da göç alıyorsunuz aslında İzmir'den. Yani yakınlık açısından merkeze güzel bir göç de alıyor. Tabii tabii. Şimdi Urla'nın şöyle bir özelliği var. Urla'nın aslında bir kimliği yok daha doğrusu. Şunu söyleyeyim. Urla bir turizm şehri mi, Urla bir kültürel şehir mi, bir sağlık şehri mi
bir spor şehrim hepsini yok. Hepsini barındıran ama bir şehir. Ama hepsini bulunduracak ve yapabilecek potansiyelde çok güzel bir yer. Evet. Tercih edilmesinin sebebi merkeze yakın. İstediğin her şeyi her an bulabilirsiniz ama altyapı olarak, belediye olarak çok yapılacak şey var, çok eksiği var. Bir o kadar da geri kalmış diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ya şu 1,5 ay içerisinde yağan yağmurları İzmir'de de yağdı, orada da yağdı. Ve inanır mısın her taraf taşmış durumda. Evet. Ve bizim Gülbahçe mahallemiz var. Adeta mahalleye giremiyorduk kokudan. Peki, lağım sularıyla yağmur suları karışmıştı ve sokaklar bu şekilde taşmıştı. Özbek mahallemiz var aynı şekilde. Çeşme altı yağmur kesiliyor. 3 gün sonra daha taşma, logar taşmaları devam ediyordu. İskele mahallesi adeta su altında. Yani o kadar güzelim bir şehir şimdiye kadar ihmal edilmişliğin bedelini ödedi. Kanalizasyon ve altyapı problemi en önemli problemlerden birisi diyebiliyoruz o zaman. Ya bu İzmir'in genel sorunu aslında ama Urla dediğiniz gibi çok göç aldığı için biraz daha fazla hissetti bunu. İnanır mısınız isyanlarda millet. Ben yaklaşık olarak 2,5 aydır sahadayım. Evet. 2,5 ay süresinde gördüğüm en büyük sıkıntı sanki mevcut belediye başkanı benmişim. Evet. Daha önce belediye başkanıymış gibi millet serzenişte bulunuyor. Halk size gelip direkt Diyor ya bu nedir, bu neyin nesi? Biz de diyoruz ki ben bunun için geldim zaten. Bu sıkıntıları bildiğim için bunun için varım deyince tabii sarılıyorlar. Evet. Umut kapısı olarak görüyorlar. Çünkü daha önce hastanedeki başarılarımızı belediyede devam ettireceğimize inanmış. İnanıyorlar. Ve gerçekten bizi sarmaladılar. Bu süreç içerisinde en zorlandığım nokta ise daha önceki siyasetçilerin verip yapmadığı sözler beni çok yordu. Ben de aynı onlar gibi gelip söz verip yapamayacağım, yap da yapmayacağım kanısı oluşmuş. Gerçekten kanıyı yıkmak çok zor. Allah'tan daha önceki başarılarım var, onları kapatabiliyor. Yoksa mümkün değil, inandıramıyorsunuz. Ya daha öncekiler de geldi, söyledi, yapmadı. Evet. Ben de geleceğim. Acaba aynı şeylerle mi karşılaşacağız diye düşünüyor. Kanalizasyon ve altyapı sorununu ne kadar sürede çözmeyi bekliyorsunuz? Bir yıl içerisinde. Şimdi tek tek önemli sorunlarına girip sizin... Şimdi kanalizasyon sorunu Urla çok geniş bir coğrafya alana sahip. Evet. Yani herhangi İzmir'in bir ilçesi değil. Kıyı şeridi 80 kilometrenin üzerinde, 100 kilometreye yakın. Mahalleleri dağınık ve yatay yapılaşma var. Dolayısıyla mesela bir Gülbahçe gerçekten üniversite, yüksek teknoloji üniversitesinin olduğu bölge ama altyapısı yok. Evet. Düşünsenize 10 bine yakın öğrenci var orada ve altyapısı yok. Ve orada biz şimdi film platosu kuracağız. Evet. Projelerimiz arasında var. Aynı zamanda bilişim serbest bölgesi kurulacak. Yaklaşık olarak yılda 10 milyon ziyaretçi bekliyoruz. İlk etapta 30 bin Ar-Ge çalışanı bilim adamı ve onun yanında 70 bine yakın istihdam edilecek yardımcı sınıf personel alınacak. Bu Urla için bir milli piyangodur. Milli piyango. Ama bu milli piyangonun gelebilmesi için o bileti almak lazım. Bilet ise biziz. Ve bu projeyi uygulayacak, altı yapısını yapacak ve projeyi uygulayacağız orada. Şimdi ismi ilginç bir projemiz daha var, Silikon Vadisi. Silikon Vadisi biz halk arasında oluyor. Amerika'daki Silikon Vadisi'nden esinlenerek. Evet. Ama asıl ismi bilişim serbest bölgesi. Bu aslında sıfır inşaat maliyetiyle olabilecek. Endüstri 4.0, 5.0'ın yapıldığı bir bilişim serbest bölgesi. Ve Türkiye'de oyun yazılımı ihracatında yılda 1.2 milyar dolar para kazanılmakta. Ve bu para hiçbir ham madde masrafı olmadan yazılım üzerine kazanılan para. Burası ise bunun gibi belki onlarca, yüzlerce proje üretilecek. Yazılım projeleri ve bilişim merkezi. Ve Türkiye'nin gerçekten en az 40 yıl ileriye fırlatacak bir proje. Urla değil, İzmir değil, Türkiye projesi bu. Şimdi belediyeden buraya geldik ama şimdi tabii diğer belediye başkanı arkadaşlarımız da var.
Onlar da projeler, vaatlerde bulunuyorlar. Evet, henüz şu ana kadar bulunan olmadı ama bekliyoruz. Birisi sadece şey demiş, en büyük projemiz sevgi. Zaten insanı sevmek zorundayız. Ya bu bir proje değildir. Yani insanı sevmeyen İşinizin belediye başkanı, ya biz birbirimizi sevelim değil, biz iş yapalım, hizmet üretelim diye olur. Evet. Ki güçlü bir aday gibi gösterilen arkadaşım tek en büyük projesi sevgi projesiymiş. Biz zaten birbirimizi sevmek zorundayız. Evet. Şimdi Balıkçı Limanları projemiz adı altında bir projemiz var. Kısaca evet. Ona da değinelim. Şimdi şunu söyleyecektim. Biz Balıkçı projesine geçmeden önce. Buyurun. Urla Belediyesi'nin 136 milyon bütçesi var. Evet. Bunun yaklaşık olarak 130-132 milyonu sabit giderlere gidiyor. Geriye kalıyor 3-4 milyon. 3-4 milyon yıllık, 3-4 yıllık bütçeyle Urla'nın çöplerini toplayamazsınız. Bu bahsettiğim projeler devlet projesi. Evet. Devlet ve hükümet desteği olmadan belediye bütçesiyle bunları yapmak mümkün değil. Şimdi dolayısıyla ben belediye başkanı arkadaşlarıma sunuş söylüyorum. Siz proje üreteceksiniz arkadaşlar. Ya bak geçmişte kandırıldı. Bari gelecekte kandırmayalım insanımızı. Artık yeter. Değişim zamanı. Bütçe belli. Hesap kitap ortada. 136 milyon para var. 132'si gidiyor. 4 milyon parayla hangi hizmeti yapacaksınız? Ne yapabileceksiniz? Ya Urlalı'yı kandırmayalım artık. Ya gerçekten yeter artık. Ben şimdi 2,5 ay boyunca verilen sözlerini yerine getirilmemesinin zahmetini çektim. Ki müsebbibi ben değilim. Allah'tan önceki başarılarım var ki milletin ikna benim üzerimde ikna olabiliyor. Hekim olduğunuz için size itibar ediyorum. Ya yani hastanede yaptıklarım, başhekim olarak yaptıklarım. Bugün Urla Devlet Hastanesi bir Türkiye markasıdır. Urla'nın neyi meşhur derlerse Urla Devlet Hastanesi derler. Kime herhangi bir İzmirli'ye sorsanız da aynı şeyi söyler. Hep şunu söylerim arkadaşlar, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şimdi buradan yola çıkarak hükümet desteği olmadan, devlet projesi olmadan, belediye bütçesiyle bu dedik bu projelerin hiçbirini yapması mümkün değil. Evet. Onun için mutlaka ve mutlaka iktidar gücünün arkasında olması lazım. Evet. Şimdi muhalefetteki bir partinin belediye başkanlığını alması durumunda ya bunların yapılmayacağı belli. Şimdi şunu söyleyebilirler arkadaşlar, ya biz hükümet bize para vermiyor ya da vermeyecek mi? Şimdi arkadaşlar, hatta geçen gün bir televizyon programında bir arkadaş, belediye başkanı adayı bir arkadaşmış. İşte ben Cumhurbaşkanı'ndan gider kapısında yatarım, parayı alırım. Has evladı dururken kulağı burasında tutmasın, ne anlam var? Zaten ben varım, o zaman size ne hacet? Madem hükümette işbirliği yapacak, hükümet desteği istiyorsanız ve hükümetin çıkardığı, inandığı, güvendiği bir belediye başkan adayı var. Yani burada dahi baştan, yani ne derler bizim orada su koyu verme derler, baştan su koyu verdiler. Şimdi Sayın Demirel, Urla'da çok ciddi anlamda ev sıkıntısı yaşıyor vatandaş ve kiralar da oldukça yüksek. Evet. Bununla ilgili bir projeniz var mı? Evet. Zaten en büyük projeler bunlar olması lazım. Şimdi bizde 4 tane üniversitemiz var. Evet. Bu 10 bine yakın öğrenci var. Hı hı. Bunun yanında memurlarımız var. Dışarıdan gelen başka kurumlarda çalışan işçilerimiz var. Evet. Ve herhangi bir arz talebi karşılanmıyor daha doğrusu. Ve ev fiyatları yüksek. Doğru bir şekilde imar planı da yapılmadığı için. Evet. İster istemez fiyatlar yükseliyor. Bir memur vatandaşımızın Urla'dan ev alması hayal. Mümkün değil. Hı hı. Ya sıradan bir düşük ücretliyi boş ver. Normal ben bir doktor olarak Urla'da para biriktirip bu saatten sonra ev almam mümkün değil. Dolayısıyla neden sebep? Düzgün imar planlarını yapılmaması. Şimdi Urla'nın dokusunu bozmadan yatay ve Urla'yı ikna edebilecek büyüklükte imar planları yapmak zorundayız. Evet. Bunu yaparken de Urla'lı yerel güçler ile STK'lar, Mimarlar Odası ve Mimarlık Fakültesi ile birlikte çalışıp aynı Ankara'daki Beypazarı, Eskişehir'deki Odun Pazarı örnekleri, ama onlar gibi değil. Evet. Urla'ya münhasır, Urla patentli Urla evleri yaptıracağız. Bir insan geldiği zaman ya bu neresi, burası neresi veyahut da dünyanın herhangi bir yerinde Urla evleri diye bir imar planları varmış. Urla evleri nedir varmış. Acaba? Gidip görelim ve gezelim diye gelecekler. Peki bir şartınız var mı Urla evlerine Şimdi Urla sahip evleriyle olmak için? Alakalı şu, düşük gelirliye mutlaka ev yapmak zorundayız. Evet.
Bu da yine devlet desteğiyle, devlet projesiyle olur. Düşük gelirli vatandaşlarımıza kira öder gibi Urla'nın 3 farklı bölgesinde herkese yetecek kadar ev yapacağız. Evet. Ve dolayısıyla Urla'nın bu sorunu çözeceğiz. İmar planlarını yenileyeceğiz ve Urla'yı düşük gelirliye kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Bunun için de koşulumuz en az 3 yıldır Urla'da oturuyor olması gerekiyor. Evet. Ve bundan sonra da Urla'da oturacağını taahhüt etmesi lazım. Peki. Alıp başka birine kiraya veremez. Devredemez. Peki. Şimdi biz İzmirli vatandaşlar Urla'ya sadece gezme amaçlı geliyoruz. Görüyoruz çok güzel bir beldemize hakikaten belediye başkan adayımızsınız. Ama çok ciddi bir de otopark problemi yaşıyoruz. Çok ciddi. Geçenlerde yapılan bir ankette birinci sırada otopark sorunu var. Evet. Şu anda en büyük problem. Onu da 4 ayrı bölgeye kesinlikle şehrin üzerine çıkmayacak yere gömülecek 4 otopark yapacağız. Evet. Üstlerini ise gençlik merkezleriyle donatacağız buralar. Onun yanında Urla'da çok büyük bir sporcu potansiyeli var. Evet. Ben de sporu seven birisi olarak ben Urlalılar spordan bilir. Yaptığımız sporları sabah yürüyüşlerde, koşularda ve haftada 2 gün halı saha maçlarından bilirler. Aynı zamanda başhekimliğimiz var tabii ama genelde bu yönümü de bilirler. Spor seven birisi olarak, sporcu bir belediye başkanı adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın taahhütleri arasında da bunlar. Evet. Yaklaşık olarak 25 bin nüfusa denk gelecek şekilde spor kompleksi yapılacak. Çok güzel. Ama biz Urla'ya 4 tane spor kompleksi sözü aldık. Bu spor komplekslerinin içerisinde futbol, halı saha, basketbol, yüzme havuzları, tenis kortları, anlayabileceğiniz her dalda spor yapılacak kompleksler olacak. Ve dolayısıyla Urla spora doyacak. Bunun yanında Urla yarımada etrafı denizlere çevrili su sporlarıyla alakalı projelerimiz var. Evet. Onun yanında adalarımız var. Adalarla alakalı projelerimiz var. Karantina adası. Karantina adası. Tabii ki onun yanında altında ne ada daha var. Karantina adası şöyle bir var. Kültürel bir ada olduğu için çok önemli. Bunda Karantina adası halka açacağız. Sizin hastanenizin eski hastanenin olduğu yer çok muhteşem bir yer. Evet. Belki dünyada 3 örneği vardır, yoktur. Peki oraya ne yapmayı planlıyorsunuz? Orada bir amfiteyatro var. Her şey hazırlanmış. Amfiteyatronun mermerleri yok. O daha önce herhalde İstanbul'da bir gar yapımında kullanılmış. Buradan götürülmüş. Evet. Onu yakaladım. Ama orada mermerleri yapıldığı bir mermer ocağı var. O mermer ocağında o mermerleri alıp amfiteyatronun basamaklarına serdiğimiz anda orasında faaliyete açacağız. Aynı zamanda ada yolu vardır. Evet. O ada yolunu menfez açarak veyahut da menfezin bir iki görüşme yaptım. Menfezlerin çok etkisi, sirkülasyon yok çünkü orada. Su sirkülasyonu engellediği için demir kazıklarla oraya İstanbul Boğazı'nı seyreder gibi adada festivallerin yapıldığı, Feshane'deki gibi, müzikallerin yapıldığı, insanların gidip orada körfezi seyreder şekilde bankların yapılması ve orada akşamüstü her Urlalı gidip kafa dinleyebilecek, keyifle denizi seyredecek, güneş batımını, doğuşunu seyredecek bir alan haline getireceğiz. Kontrollü bir şekilde, dokuyu bozmadan. Çok güzel. Orası birinci derece arkeolojik sit olduğu için çok fazla dokuyu bozmuyoruz. Bozamazsınız zaten isteseniz de. Ada yolunu restore ederek o işi yapacağız. Bu çok güzel ve çok da getirisi olan bir proje. Çünkü herkes gelip orayı seyretmek, yaşamak ve gezmek isteyecek. Peki. Şunu söyleyeceğim. Urla geçinilen bir yer değil, gelip gezilecek bir yer haline getireceğiz. Ve ilk yapacağım iş Urla patentini almak. Evet. Müge Hanım, o kadar çok yapılacak şey var ki şimdiye kadar yapılmadığı için vakit yetmez ama ben şunu izliyorum. Mesela tarımla alakalı çok güzel projelerimiz var. Enginar'la alakalı, Enginar Festivali ile alakalı, balıkçılarla alakalı, liman projelerimiz var, yat limanı projelerimiz var. Şimdiden, İnşallah geniş bir zamanda bunları tek tek anlatırız. Yani şimdiden, Urla'ya şunu söyleyeyim. Milli piyango vurdu. İnşallah bilet almayı unutmazlar. Biletleri şu anda kendi ellerinde.
Yapılacak olan şey 31 Mart günü adı güzel Demirel Cumhur İttifakı adayının üzerine mühürü vurmak. Gerisi bana ait. Peki. Ve Urla bir marka haline gidecek. Türkiye'de değil, dünyada bir marka olacak. Bu söyleminizi Urlalı seçmeninize bir dilek, bir temenni olarak biz de arz edelim. Programımızın sonuna geldik. Konuk olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür size. Ederiz. Şimdiden hayırlısı olsun. Misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Urlalılar burada söylediklerimize inşallah ikna olurlar. Çünkü geçmişte verilen sözler yapılmamasından dolayı bir nasıl diyeyim, umut kırıklığı olabilir ama ben hep şunu söylüyorum. Yaptıklarım, yapacaklarımızın teminatıdır. Evet. Urlalı bize güvensin. 31 Mart akşamı gönül rahatlığıyla adı güzel Demirel'e oy versinler. Peki efendim. Sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz güzel İzmir'imizin AK Parti Cumhur İttifakı Urla Belediye Başkan adayı Sayın Adı Güzel Demirel'di. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.